Biraz sonra anlatacağımız olay aslında biz insanların ne kadar aciz, ne kadar pislik ve ne kadar sapkın bir hal alabileceğini gösteren ibretlik bir olay. İnsanı eğer kendi nefsi yönetir ise ne kadar alçak bir varlık olabileceğini bizler açıkça göstermekte. Kendini özgür sanan ama içindeki birkaç duygunun kölesi haline gelmiş bir varlıktan bahsediyoruz. Avustralyalı olan ve öz kızını alıkoymaktan, hatta ona tecavüz etmekten hüküm giyen bir adamdan bahsediyoruz. Joseph 1935 yılında Avusturya'da doğmuş. 21 yaşında bir evlilik yapmış ve 7 çocuk sahibi olmuş. Emekli bir elektrik mühendisi olan Joseph'in 1960'lı yıllarda tecavüz suçundan 1,5 yıl boyunca hapis cezası çektiği, ancak bu durumun Avusturya yasaları gereğince olayın gerçekleşme tarihinin üzerinden 15 sene geçmesinden sonra kayıtlardan silindiği belirlenmiş. Dolayısıyla kendisinin sabıkalı bir geçmişi olduğu bilinmekteymiş. 1977 yılına gelecek olursak, işte bu yıl kızı Elizabeth için hayatın giderek kararmaya başladığı yıla tekabül ediyor. Nitekim Elizabeth'in ifadelerine göre babası ilk olarak o dönemlerde tacizlerine başlıyor. Joseph 1977'de kızını taciz etmeye başladığında Elizabeth yalnızca 11 yaşındaydı. Elizabeth 17 yaşına geldiğinde artık babasının tacizlerine dayanamadığı için bir arkadaşıyla birlikte babasından kaçarak saklanıyor. Ancak 3 hafta içinde polis ekipleri kızı bularak ebeveynlerine geri veriyor. Elizabeth dönüşünün ardından babasının cinsel saldırılarını iyiden iyi arttırmaya başladığını söylüyor. Bu durum 1,5 yıl daha böyle devam ediyor. 29 Ağustos 1984'te ise 24 yıl boyunca sürecek bir esir hayatı başlıyordu Elizabeth için. Bu tarihte genç kız babası tarafından evlerinin bodrumunda hapsediliyor ve Nisan 2008'e kadar burada hapis kalıyor. Annesinin kayıp kişi ilanı vermesinin kısa bir süre sonrasında Elizabeth'in kendi el yazısıyla yazılmış bir mektup ortaya çıkıyor. Mektupta ailesinin kendisini aramaması, bir arkadaşıyla beraber yaşadığı, eğer kendisini aramaya devam ederlerse ülkeyi terk edeceği yazıyordu. Bu mektup sonrasında arama çalışmaları sonlandırılıyor. 10 yıl boyunca Joseph Bodrum'a 3 günde bir uğruyor ve kızına tecavüz ediyordu. Bu süreçte Elizabeth çocukları Bodrum'da doğurmaya başladı. İlk çocuğu biraz büyüyünce babası tarafından üst kata çıkartıldı. Joseph bu durumu eşine, Elizabeth'in doğurduğu çocuğu evlerinin kapısına bıraktığı hikayesini uydurarak açıklıyordu. Garip olansa çocukları bulanın hep Joseph olması ve çocukların biri tarafından eve getirildiğini kimsenin görmemiş olmasıydı. Annesi durumdan şüphelendi mi bilinmiyor. Ancak bu durumu bu şekilde kabulleniyordu. Elizabeth daha sonraları bir çocuk daha doğurdu. Elizabeth'in ailesi bu iki kız çocuğunun Lisa ve Monica'nın ailesi haline geliyordu. Kısa bir süre sonra Elizabeth bu sefer ikiz çocuklarını Bodrum'da doğurdu. İkizlerden biri 3 günlükken öldü. Ölen çocuk Joseph tarafından yakıldı. Diğer çocuk Elizabeth tarafından yazılmış bir notla birlikte üst kata bırakılmıştı. 2003 yılında oğlu Felix'i doğuran Elizabeth, diğer çocukları Kerstin ve Stephen ile Bodrum'da hapis hayatı sürdü. Joseph bu 3 çocuğu eşine yük olmasınlar diye üst kata bıraktırmadığını ve Elizabeth ile birlikte Bodrum'a mahkum ettiğini polisteki sorgusunda söylemişti. Peki bu olay nasıl ortaya çıktı? 24 yıllık sürecin sonlanmasına neden olan ilk durum, Elizabeth'in Bodrum'da kendisiyle birlikte yaşayan oğlu Kerstin'in rahatsızlanması oldu. Joseph, durumu çok ağır olan çocuğu hastaneye götürmeye karar verdi. Onu dışarı taşırken Elizabeth Joseph'e yardım etti ve böylece yıllar sonra İlk defa Bodrum'dan dışarı çıktı. Ardından yeniden son haftasını geçirmek üzere Bodrum'a geri döndü. Kerstin bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Elizabeth çok akıllıca bir düşünceyle Kerstin'in, yani çocuğunun cebine kendine yardım edilmesini isteyen bir kağıt yazıp koymuştu. Bu kağıt hastanede tespit edildi ve hemen Avusturya polisine verildi. Böylece yıllar önce kapanan Elizabeth'in araştırması tekrar açıldı. Bu olayın yalnızca bir hafta sonrasında Joseph, Elizabeth ve çocuklarının Bodrum'dan çıkıp yukarı dönmesine izin verdi. Joseph, karısına ise kızlarının 24 yıllık yokluğunun ardından geri dönmeye karar verdiğini söyledi.
Elizabeth ise babası tarafından tehdit edildiği için 24 yılın da etkisiyle tüm dediklerini onayladı. Sonrasında ise Elizabeth ve babası hastanedeki Kersin'i ziyaret etmeye gittiklerinde polis tarafından gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Elizabeth bu olaydan sonra kendisini güvende hissettiğinde polise tüm yaşadıklarını anlatmaya başladı. Şiddete maruz kaldığını, günlerce çocuklarıyla beraber aç kaldığını, zorla pornografik videolara maruz bırakıldıklarını, çocuklarının önünde o videolardaki sahnelerin birebir kopyasını yapmaya zorlandığını ve bu şekilde tecavüze uğradığını. Tüm bu ifadelerin sonucunda polis gözleri Joseph'in üzerine çevirmişti. Daha sonrasında bu vahşi adam tüm suçlamaları kabul etti ve 24 yıllık süreci itiraf etti. Joseph, 7 çocuğun da kendinden olduğunu ve kızını 24 yıl penceresiz bir bodrumda hapsettiğini söyledi. Bodrumun kapısının gizli, anahtarsız kilit sistemiyle açıldığını söyledi. Elizabeth ve çocuklarından alınan bilgiye göre Joseph onlara beton kapının tellerle bağlı olduğunu, patlatılınca ise zehirli gazın içeriye gireceğini ve bunun güvenlik sisteminde yer aldığını belirtmişti. Joseph'in karısı ise Elizabeth'in durumundan habersiz olduğunu ve kızının bir tarikata katıldığını sandığını belirtti. Birkaç gün sonra DNA testiyle çocukların Joseph'in çocukları olduğu doğrulandı. Araştırmacılar Bodrum'a geldiğinde ise oksijen eksikliğinden yalnızca bir saat çalışabildiler. Elizabeth'in bu 24 yılda 3000'den fazla kez tecavüze uğradığı belirtiliyor. İşte iki odalı, farelerle dolu, son derece nemli, ısıtma kaynağının veya sıcak suyun bulunmadığı, buz gibi olan, içerisinde yalnızca bir televizyon ve yemekleri ısıtan küçük bir ocak olan, çocukların çizim yapabilmesi içinse birkaç boya, kağıt ve kıyafetler bulunan, araştırmacıların bile bir saat dayanamadığı bir bodrumda 24 yıl yaşayan, babası tarafından tecavüze uğrayan, neticesinde 7 çocuk doğuran, adeta bir ömrü orada geçiren Elizabeth'in acı dolu hikayesi de bu şekilde. 24 yıllık esaretten sonra Elizabeth'in soluk cildi henüz yıllarca süren karanlığın etkilerinden kurtulabilmiş değil. Yaşamak zorunda bırakıldığı mekanın darlığının sonucu olarak da kamburunu çıkarmış biçimde yürüyor. Bodrum'da hapis tutulan 3 çocuk yine hayatlarına ayak uydurmakta çok zorlanıyorlar. Biri zar zor yürüyor. Yıllar boyu yaşadığı bodrum katının alçak duvarları onu da kambur durmaya zorlamış. Işıklar söndüğünde ve kapılar kapandığında çocuklardan birinde panik atak yaşandığı söyleniyor. 3 çocukta ışıksızlıktan dolayı D vitamini eksikliği yaşanıyor. Ayrıca kansızlık sorunları da var. Daha önce hiç görmemiş oldukları doğal ışığa gözlerini alıştırmak içinse özel gözlük kullanmaları gerekiyor. Yaşıtlarıyla anlaşmakta sorun yaşadıkları da söylenenler arasında. Üst kata çıkartılan çocuklar ise korkunç aile sırlarının ortaya çıkışıyla birlikte psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Ancak ailede yaşanan psikolojik krize rağmen Elizabeth, özgürlüğüne ve henüz bebekken elinden alınan 3 çocuğuna yeniden kavuştuğu için biraz da olsa mutlu olmaya çalışıyor. Her akşam özenerek çocuklarına sağlıklı yemekler yaptığını, onlara hazır yemekler yedirmek zorunda kaldığı onca yıldan sonra çocuklarını sağlıklı bir biçimde beslediğini söylüyor. Elizabeth çocuklarının eğitimiyle de yakından ilgileniyormuş. İnsanlık bazen gerçekten çok karanlık olabiliyor.